Merhaba sevgili izleyiciler, iPad Pro şu anda karşınızda ama bu sefer yepyeni bir iPad Pro var. Çünkü bir önceki iPad Pro gerçekten çok büyüktü. Şimdi Apple yepyeni bir iPad Pro tanıttı. 9.7 inçlik iPad Pro şu anda ekranlarınızda sevgili izleyiciler. Bu kutudan çıkış anını hep beraber paylaşalım istedim. Şu anda hatta bir kesici delici alet bile bulamadım. Cinemia kartımla şu an keseceğim arkadaşlar. Evet. Neden seviyorum ben bu iPad Pro'yu? Birincisi şu aksesuar. Dostlar, Apple Pencil şu anda var. Ekrana kalemle dokunmak Note 5'ten beri benim en çok sevdiğim olaylardan bir tanesiydi. Apple iPad Pro ile birlikte bu özelliği sunmuştu ama öbür iPad Pro gerçekten çok büyüktü sevgili izleyiciler. Şimdi iPad Air 2 boyutlarında ama çok güçlü, ekranı muhteşem ve işte bu yeteneklere sahip olan yepyeni bir iPad şu anda ekranlarınızda. Kalemle ilgili deneyimlerimizi daha sonra aktaracağım. Bir bomba aksesuarım daha var. Onu da yine sizlere sonraki videolarda paylaşacağım sevgili dostlar. İşte bu klavye, 9.7 inçlik iPad Pro için bu klavye gerçekten çok kullanışlı. Klavye ile birlikte iPad'i kullandığınızda sevgili izleyiciler, belki de bilgisayara, dizüstü bilgisayar olan ihtiyacınız kalmayabilir. Evet, şimdi ben bu klavyeyi yine bir kenara bırakıyorum ve iPad Pro'nun kutusunu birlikte açalım dostlar. Neredeyim? Hemen şöyle göstereyim. Şu anda Atatürk Havalimanı'ndayım. Huawei'in bir etkinliği var. Yepyeni bir telefon tanıtacak. Londra'ya giderken elime geçen bu iPad Pro'yu sevgili izleyiciler sizlerle birlikte paylaşayım dedim. Bu arada yepyeni iPad Pro'nun rose gold rengi şu anda ekranlarınızda. Önce tartışıldı ama daha sonra herkes tarafından benimsendi. Yani sadece kadınların kullanabileceği bir renk değil aslında. Erkeklerin de beğenerek kullandığı bir renk haline geldi. Üstelik yeni iPad olduğunu etrafı anlatan bir renk. Ve işte o güçlü arkadaş, muhteşem performansa sahip olan iPad Pro ama 9.7 inç sevgili izleyiciler. Neden çok beğendim? Çünkü iPad Pro'yu daha önce söylediğim gibi kullandım. İşte şu klavyeyle birlikte kullandım. Ama iPad Pro'yu klavyeyle birlikte kullandığınızda gerçekten biraz ağır bir mobil cihaz elinizde oluyor. Tamam, çok güçlü. Gerçekten muhteşem bir ekranı var. Ses çıkışı çok iyi ama gerçekten büyük. Eğer dışarıya çıkarken yanınıza kolay taşıyabileceğiniz bir mobil cihaz arıyorsanız iPad Pro klavyesiyle birlikte ilk nesil iPad Pro gerçekten biraz büyüktü. Şimdi geldi 9.7 inçlik bu muhteşem tablet. Gerçekten çok güçlü sevgili izleyiciler. iPad Air 2'yi çok güçlü buluyorduk. Şimdi daha güçlüsü elimizde. Ve rengi gerçekten başarılı. Kamera çok iyi. Ekran çok iyi. Bunun detaylı incelemesine birazdan başlayacağız. En kısa zamanda da sizlerle paylaşacağız. Peki, iPad Pro şimdilik burada dursun. Kutu içerisinde başka neler var? Bir data kablomuz var, Lightning kablo. Alışılageldiği üzere bildiğiniz gibi iPhone'larda verilen kulaklık iPad'lerde verilmiyor. Gerçi kulaklığa da ihtiyaç yok gibi. Çünkü bu arkadaşta gerçi her zaman ihtiyaç var aslında, yok gibi demeyelim de. 4 tane hoparlör olduğu için ses çıkışı gerçekten çok başarılı sevgili dostlar. Ama yine de bir kulaklık koysalar hiç fena olmaz. Başka neler çıkıyor? Ya ben şu bataryaya, adaptöre hastayım. Neden hastayım? Çünkü burada küçük küçük yazılarla kıyasladığınız zaman gerçekten çok daha güçlü bir adaptör karşınızda. Hatta ben bu adaptörü alıyorum, iPhone'u da bununla şarj ediyorum. Çünkü çok daha hızlı şarj ediyor. Bazıları zararlı olduğunu söylüyor ama ben bir zararını da görmedim. Bu adaptörü alıyorum, bildiğiniz iPhone'u da ben yine bununla şarj ediyorum. Çünkü bariz bir şekilde çok daha hızlı şarj ediyor. Hatta hazır bu videoyu da bahsetmişken, aslında konuya çok ilgili değil ama iPhone'u, MacBook Pro bana göre her şeyden çok daha hızlı şarj ediyor. O da enteresan bir deneyimdi. Sizlerle paylaşayım dedim dostlar. Şimdi bunu tekrar koyduktan sonra iPad Pro'yu bir başlatalım. Böyle kanlı canlı bir başlasın. Yukarıdaki
Butonun hemen yanında bakın, bir hoparlör burada, bir hoparlör burada, kulaklık girişi burada. Başlıyor şu anda. İki tane hoparlör de burada. Lightning kablo var. Bu arada bahsettiğimiz kalemin şarj olayı da çok kolay. Hemen yine şuradan takarak şarj edebiliyorsunuz. Hemen şuradaki klavyeyi sizlere göstereyim. Buradaki klavyenin de şarj sorunu yok. Çünkü hemen arkada bir yerde şurada olması lazım. Evet. Şuradaki bağlantı noktalarından klavyede şarj oluyor sevgili izleyiciler. Çok güçlü bir tablet şu anda karşımızda. Ekran çözünürlüğü, ekranın parlaklığı, True Tone dediğimiz yepyeni bir özellik ve SIM kartta Apple'ın geliştirdiği yeni bir teknoloji şu anda elimdeki 9.7 inçlik iPad Pro'da mevcut sevgili izleyiciler. Şu kalemle beraber gerçekten ortaya çok güzel şeyler çıkacak ve klavye ile birlikte tabii ki muhteşem şeyler ortaya çıkacak. Ben de bu deneyimlerimi Shift Etnet ekranlarında tabii ki sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.